Sen muallim. Evet inşallah. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena eûzu bike min hemezâti şeyâtîn ve na'ûzu bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Abi şöyle ilginç bir vesvesem oldu bugün de sizinle bir paylaşmak istedim. Az önce böyle çalıştım. Sabır konusu çalışmıştım abi. Bunun hastalar risalesiyle de münasebeti var ve dahi diğer yerlerde geçen sabırlarla alakalı da bir toplama şeklinde çalışmıştım. Böyle tekrar ediyorum. Bir yere denk geldim. Şeytan bana diyor ki sen bu dersi yaptın diyor. Sen niye bir daha şey yapıyorsun diyor. Ya niye bunu okuyorsun filan. Ben yapmadığımı biliyorum ama böyle bir düştüm hafiften. Allah Allah dedim. Dur bakayım. Önceki kayda baktım abi. Allah'ım nasıl oldu? Ortasından bakayım dedim. İyi kötü anlaşılır. Hani yapılan ders hatırlarız filan. Abi yani dokunduğum yerde okuduğum yer aynı denk geldi. Yani dedim ki bu nasıl bir profesyonellik olmuş dedim ya bu vesvesede çok enteresan geldi. Tam dokunduğum derste ortalarda parmağımı dokunduğum yer az önce okuduğum yer. Ya ben hala da biliyorum aynı dersin olmadığını çünkü ben daha sonra çalıştım ve notlarım var hani elhamdülillah güzel. Acayip denk geldi böyle bir şaşırdım. Dedim sizinle de dersin girişinde bir paylaşayım. Dedim adam nasıl profesyonel uğraşıyormuş ya. Usta usta işini biliyor. Yani Allah-u Ekber ya. Şimdi, evet abi. Peygamberlerden ümidini kesmeyen, peygamberleri yanıltmak için sabırla pusuda bekleyen bir sistemle iç içeyiz. Karşı karşıya değiliz. Evet, İç içeyiz. Yani bu şeytan denilen sistem, bir tane söyle demişti bir abimiz, kardeşimiz gelmişti. Ona demişti ki, ya dedi böyle bir şeytana sistem demen çok hoşuma gitti diyor. Bu işi ehli ya. Profesörü ya. Evet. Hadi bakalım. Buyur. Evet abi. Konumuz sabır Allah'ın izniyle. Yine hızlı konuşmayacağız. Artık zevk alacak. Zevk alarak gideceğiz inşallah. Şimdi abi hastalar risalesinde birinci devada diyor ki merak etme sabret. Merak etme sabret. Pekala sabır meraktan kurtulma metodudur abi. Sabır meraktan kurtulma metodudur. Sabırlı olup olmadığımda ben merakımı o noktadaki merakımı test ederek anlayabilirim abi. Yedinci sözde ve o iki ilaç ise biri sabır ile tevekküldür. Halık'ın kudretine istinat, hikmetine itimattır deniyor. Yani abi sabır tevekkülün vasıtasıdır denebilir. Kapıyı kapat. Sabır ile tevekkül dediği için sabır ile burada sabır vasıtalaştırdığı şey de tevekkül abi. Yani tevekkül ehli olabilmek sabırlı olabilmekten geçiyor. Bunun arkasında da merakını teskin etmekle de işi çözüyoruz inşallah abi. Sekizinci sözde diyor ki sabır içinde şükreder. Hani bu iman için diyordu ya bir maddeyi maneviye diyordu iman için. Maddeyi maneviye olan imanın içine gir. Burada da sabır içinde şükretme meselesi halet olarak sabır gibi de anlıyoruz ama sanki abi sabır öyle bir şey ki haletimizle biz kendi yuvamızı yapıyoruz. Ruhumuzun o anki yuvası neyse. Mesela o sabır adeta bir mabet oluyor abi. Ondan sonra içine giriyoruz ve içine girerek şükrediyoruz. Adeta manevi bir cami ibadethane gibi oluyor sabır abi. Sözler 151'de atıf var. Diyor ki abi geçmiş ve gelecek elemli saatleri ki hiç ve mağdum ve yok olmuşlar. Şimdi düşünüp sabırsızlık göstermek ve kusurlu nefsini bırakıp Allah'tan şekva etmek gibi of of etmek divaneliktir. Evet abi buradan da bu arada görüntün var mı senin? Ders görüntüsü mü? Yani sen kendi görüntünün çıkması lazım ki tesir etsin bize. Abi ben görünüyorum kendi ekranımda ama. Gözüküyor musun? Ben görmek ki görememiş. Görünüyor abi görünüyor. Tamam. Abi sabırsızlığın bir nedeni geçmiş ve geleceği anda düşünmek. Geçmiş ve geleceği anda düşünmektir. İkinci çıkarımımız sabır düşüncelerle var olup dağılan bir şey abi. Sabır düşüncelerle var olup dağılan bir şey. Üçüncü çıkarımımız mazi müstakbel hal hadisatını şimdi düşünerek bir nevi yaşamak ile oluşan halete de sabırsızlık denebilir.
üç hali aynı anda yaşamaya çalışarak onun yükünü beden kaldıramıyor, akıl kaldıramıyor o an için. Düşünceler de aynı anda beş şeyi bir an içinde düşünemeyiz abi. Onun yüküne girmekle enerji boşalımı oluyor. Bu şekilde de bizim kuvvetimiz olan sabır dağılıyor abi, sabırsızlık oluyor. Peki ne diyeceğiz o zaman sabıra? Anı doğru yaşamaya çalışıp geçmiş ve gelecekten azade, işine odaklanma hali sabırdır denebilir demişiz abi. Anı doğru yaşamaya çalışıp geçmiş ve gelecekten azade, işine odaklanma hali sabırdır denebilir abi. Burada da yine Sözler 151'de diyor ki, eğer sağa sola, yani geçmiş ve geleceklere sabır kuvvetini dağıtmazsa ve hazır saate ve güne karşı tutsa tam kafi gelir. Sabır kuvveti abi bir güne kafi geliyor. Sabır kuvveti bir güne kafi geliyor. Hani İslam'da tuli emelin mesela nehi meselesi var ya, uzun emeller içerisine girme meselesi. Demek ki alttan alta bir hikmeti de sabır kuvvetini dağıtması abi. Peki sabır kuvvetini dağılırsa ne oluyor? Hani sabır içinde şükretme. Şükür ortadan kalkabiliyor. Şükürle de tevekkül meselesi sağlanacak. Tevekkülün önüne geçebiliyor abi. Bu noktada ne olacak? Tuli emel sabır kuvvetimizi dağıtan yine başka bir problem abi. Sözler 270'te diyor ki ey sabırsız nefsin. Burada hitap nefse, sıfat nefsin sıfatı abi. O halde sabırsızlık nefse ait bir sıfattır. Sözler 270'te yine diyor ki hem gelecek günlerdeki ibadet vazifesini ve namaz hizmetini ve musibet elemini bugün tasavvur edip sabırsızlık göstermek hiç kârı akıl mıdır? Hem gelecek günlerdeki ibadet vazifesini ve namaz hizmetini ve musibet elemini bugün tasavvur edip sabırsızlık göstermek hiç kârı akıl mıdır? Burada da abi sabırsızlığın tasavvurun yanlış kullanımı ile alakalı olduğu ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü dedi ya, gelecek günü şu anda hazır etti. Tasavvuru yanlış kullandı. Yanlış kullanma neticesi de sabırsızlık olarak bizde gözüktü. Bu birinci nokta. İkincisi abi, sabırsızlık bir nevi düşünce bozukluğudur da diyebiliriz. Sabırsızlık bir nevi düşünce bozukluğu da diyebiliriz abi. Üçüncüsü, sabırsızlık bu noktada tevehüm ve vehim ile ilişkilidir diyoruz abi. Tevehüm ve vehim zaten hani olmayan var etme sistemi tasavvur içindeki neydi? Vehim, tevehüm cihazıyla vehimi kullanmak, aletini kullanmak noktasında bunun da yanlış kullanımı oluyor abi. Sözler 271'de diyor ki işte ey sabırsız nefsim, sen üç sabır ile mükellefsin. Birisi taat üstünde sabırdır. Birisi masiyetten sabırdır. Diğeri musibete karşı sabırdır. Abi birincisini de üstünde dedi. Masiyetten hani den hali uzaklaşmayı gösterir ondan vesaire. Musibete karşı da e hali yönelme hali diyor abi şeyde, normal Türkçe'de. Bu da ona karşı durmak. Hani bu da çok hikmetli kullanılmış burada. Diyor ki abi aklın varsa şu üçünü ikazdaki temsilde görünen hakikatları rehber tut. Peki ne yapacağız o zaman abi buradaki çıkarımlarımız? Sabır hem kuvvet hem de onun sana verilmesiyle mükellef olduğun şey. Bana verildi mi bu? Verilenle mükellefim abi. Verilmeyenle mükellef değilim. Buradan peki kanuniyet olarak alırsak ne alacağız? Herkes kendisine verilen kuvvet kadar mükelleftir denilebilir abi. Hani kuvvelerimiz var ya, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye, kuvve-i şehviye vesaire. Artık ne kadar kuvvet verdiyse, maddi kuvvet, manevi ne varsa kuvvet namına Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan eylediği bizi onunla mükellef etmiş yani. Bunu buradan anlayabiliyoruz. Üçüncüsü de teklif akladır abi. Aklı doğru kullanarak tasavvuru istikamete alabilirsin. Hani dima sisteminde anlatıyorsunuz abi, şey yapıyorsunuz mesela. İşte tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat meselesinde. Ya alt tarafı doğru besleyerek üstteki basamağa yardımcı olabiliyoruz. Veyahut da alttan yardımcı olamayınca bir üstteki basamaktan yardım alıyoruz. Tasavvurda bu sabırsızlık meselesi, tevehüm meselesi, vehimle alakalı meseleler varsa biz taakulde doğru fikirlerle bunların içinden çıkabiliriz abi. Peki hala fikir de yetmedi. Problem taakulde diyelim. Fikir de yetmedi ne olacak? Bu sefer biz ilimden medet alacağız. Yani mesela birçok fikir adamı var. Bu fikir adamlarında bir sürü bilgi var yani. Doğru yanlış karışık. Bunun içinden çıkamıyorlar mesela. Ne yapması lazım? Tasdikten medet alacak.
Tasdik denilen ilim dediğine göre abi ilme tabi olacak. İlme de mi yetmiyor? Bir şekilde kapasite yok veya bir şekilde olmamış, tahrip olmuş bir şey olmuş. O zaman ne yapacak? İnsan abi. İman edecek yani. Bu işin en şeyi iman. Ha bunun mertebesi olur. Taklidiyle başlarsınız abi. Tahkike doğru bir yürüyüş olur. Bu da mı olmadı? Bu da mı etmiyor? O zaman abi ne olacak? İltizama geçecek. İltizam da İslamiyet. Yaşanacak abi. Taklidi bir iman olsa bile yaşanacak. En azından o üstteki alttakini istikamete sokmaya vesile olabilir. En olmadı itikat abi en üstte. Pekala bunun ne yapmamız gerekiyor? Bunu da elimden bir şey gelmiyor. Ben nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim? Bunların işin için çıkamıyorsam doğru bir itikat sahibi olan bir insanın yanında yetişmem gerekiyor abi. Neden? Onun sohbetinde bulunmak nedir? İnsiba ve inikaslarından yararlanmam gerekiyor. Sirayetinden vesaire. Bu nokta bir metottur. Hani bu noktada bize Risale-i Nur şu terbiyeyi veriyor. Hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemek. Diyelim ki Hasan abi mevzulara çalışma itibariyle hani mesaisini verme itibariyle vesaire Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı ona verdiği bu kuvvetle bir mükellefiyet ona verilmiş. Ben ona ulaşmamın en kısa metodu onunla beraber olup bunlardan mesela istifade etmeye çalışmam. Bu ehli dünyada bile böyledir yani. Usta çırak ilişkisi deniyor mesela. Bu ehli dünyada bile böyleyken yani mesela tarikat vesairelerin de hani mantığı bir cihette o. Çünkü taklidi olmayan şeyin tahkiki olmaz abi. Mesela bir bebek, bir çocuk ilkin taklit eder. İlkin taklit ettiği zaman ne yapıyor? Yavaş yavaş öğrenmeye başlar. Taklit etmediğin bir şeyi öğrenemezsin. Cebrail aleyhisselamdan mesela alınan şeyler de bir nevi hani ilk etabı taklit duyma ve tekrar etme. Bununla beraber yavaş yavaş süreç ilerliyor abi. Beni durdurabilirsiniz abiler. Yani soru sormak isteyen varsa şey yapabiliriz. Ben okumaya devam ediyorum. Sözler 271'de diyor ki Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği sabır kuvvetini eğer yanlış yolda kullanmazsan bu kuvvet yolda kullanılacak. Her meşakkate ve her musibete kafi gelebilir ve o kuvvetle dayan. Peki burada ne diyoruz? Yine sabrın bir kuvvet olduğu ve bu sabrın bir yolda kullanılacağından bahsediyor. Bu müsbet olabilir, menfi olabilir. Münafık adam mevzusu itibariyle mesela sabrını kullanıyor ta ki kendini ele vermesin mesela. Diğer türlü de nedir? Hakta şiddetli inat olduğu zaman bu sabır inat noktasına düştü. Bunu da hakka verdi abi. Buna da sebat deniyor yani. Bu da güzel bir hasrete dönüyor Allah'ın izniyle ki şiddetli hissiyattır. Mektubat 64'te diyor ki üstad halimi, istirahatimi düşünen ve her musibete karşı sabır ile sükutumu istigrab eden dostlarımın şöyle bir sualleri var ki sana gelen zahmetlere, sıkıntılara nasıl tahammül ediyorsun? Halbuki eskiden çok hiddetli ve izzetliydin. Edna bir tahkire tahammül edemezdin. Evet buradaki ifadeden ne anlıyoruz abi? Sabırda itibar ilk anadır denilir. Yani bir şey başa geldi mi? Bir musibetle karşılaştık mı? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ağzımıza bunu mesela alıştırmak. Kafayı bir yere vurduk ya acısından evvel şey yapmak. Bunu dilimize pelesenk etmek. O zaman ne yapacak? Dil zikretmeye başladığı zaman abi düşünce de onun peşinden gidecektir bir şekilde yani. Hani onca çocuklara öğretilen tekerlemeler, onca piyasada dolaşan şarkılar, türkü namında isyanlar vesaireler önce insanlara öğretilmiştir abi. Ondan sonra fiile dökülmeye başlamıştır ki bu da telkinatın bir nevidir yani. Sabırda itibar ilk anada deniliyor. Bir nevi sabır kuvvetinin ilk anda ölçümü yapılıyor. Musibet geldiği zaman abi musibet benim sabır kuvvetimin bir ölçüm aletidir. Nasıl ki mesela o barometreyle basınç ölçülüyor, termometreyle sıcaklık ölçülüyor. Musibetle de abi bendeki sabır kuvveti ölçülüyor. Hemen ilk küçük bir şeyde ben başlıyor muyum isyan etmeye? Veya birazcık diyelim tahammül edebildiğim bir nokta var. Bir tık daha üstüne çıkıyor seni. Biraz daha zorlayacak bir şey olduğu zaman bakalım hani ne yapabiliyorsun? Kendimizi bir nevi tartma şeyi. Vakti ki ayrılık vakti gelir dünyadan. Hani insanın da bir nevi hani bu da bir musibet cihetinden bakılabilir. O ölüm geldiği zaman şeytan insanı kandırma noktasında yanaşmaya başladığı zaman önceki getirdiğin doğru düşünceler, fikirler, ayetler, dersler, sohbetler vesaireler senin o andaki ilk andaki sabrına ve nazarının değişmemesine çok ciddi katkıda bulunur abi. Bu noktada musibete karşı sükutun vesilesi sabırdır demişiz abi. Sabrın doğru düşünceyle, doğru fikirle dağılmaması için kendine doğru düşünce malzemesi bulmalısın demişiz. Siz de abi doğru düşünce malzemesi diye yani böyle ara ara dersleriniz zaten oluyordu.
Buna bir örnek verelim. Mesela şöyle bir durum var. Hani dışarıdan insanlara konuşmak kolaydır ya, hani musibet anında mesela adam bizzat işin içindedir. Ateş düştüğün yeri yakar misali. Burada da çocuk taziyenamesinde abi üstad evladını kaybeden bir abiye yazıyor ya. Onu bize de söylüyor. Bakın ne diyor? Eğer dünya ebedi olsaydı, insan içinde ebedi kalsaydı ve firak ebedi olsaydı. Bakın abi hani bize şey geliyor ya, evham. Hani seyeler sağlar, şöyle olsaydı, böyle olsaydı falan falan. Bu normal şartlarda bizi psikolojik bunalıma götürebilecekken, şöyle olsaydı nasıl olurdu, böyle olsaydı nasıl olurdu meseleleri. Burada üstad adamın içine girdiği o çukurdan onu yine aslında evhamın müsbetiyle kurtarıyor. O hali hazırdaki vaziyetini sorgulattırma metodu bir nevi abi. Adam neden? Dünya ebedidir. İnsan da içinde ebedidir. Ben evladımdan ebedi ayrı kaldım. Düşüncesinden saplanabilir yani. Çünkü okuyacağız mesela. Bazı yani sabır yandıran hadiseler olur abi. Firak mesela. Firak olduğu zaman sabır şiken diyor yani. Sabrı kırıyor. O firak anı Allah korusun en sevdiğimiz bir insan yanımızdan muvakkaten ayrıldığı zaman. Bak, bu cümleleri Risale-i Nur'daki terbiyelere göre kurabiliyoruz. Hadi çok sevdiğin biri yanından ayrıldı, ne dersin yani? Sana mantıklı bile konuşsa. Siz diyorsunuz ya mesela hani insanın başına bir musibet geldiğinde diyelim ki bir şey düştüğü zaman bu abi biliyor falan demeyin. Anlatın, söyleyin. Telkinat yapın noktasında. Yani insan ne yapacak abi? Bize teselli metodu öğretiyor üstad. O içine çıktığı evham çukurundan çıkarmanın yöntemi evhamı müsbet kullanmayı öğretiyor. Hemen uygulamaya geçeyim dağıtmadan. Eğer dünya ebedi olsaydı, insan içinde ebedi kalsaydı ve firat ebedi olsaydı, el imane teessürat ve meyusane teellumatın bir manası olurdu. Bakın önce bunlardan şüphe verdi, ondan sonra doğru malzemeyi verecek. Fakat madem dünya bir misafirhanedir, vefat eden çocuk nereye gitmişse siz de biz de oraya gideceğiz. Ve hem bu vefat ona mahsus değil, umumi bir caddedir. Şimdi doğrularını işaretti. Hem madem müfarekat dahi ebedi değil, ileride hem berzahta hem cennette görüşülecektir. El hükmü lillah demeli, o verdi, o aldı. Elhamdülillahi ala külli hal, sabır ile şükretmeli. Abi resmen ameliyat, yani tasavvurdan açtı, ondan sonra orayı temizledi, vehim evham meselesini müsbet kullanarak, sonra doğru fikir ve malzemeleri verdi, sonra kapatıyor abi, adamı şükre götürüyor. Çünkü yanlış düşünceler sabrı kırıyordu. Sabrın içinde şükredebilirdik. Sabrın içinde şükrederek tevekküle ulaşabiliyorduk. Üstad bu ameliyatı bu şekilde bize öğretmiş oluyor abi. Evet. Sabrın, şükrün an şartı sağlanınca peşinden elhamdülillah söylenebiliyor demişiz abi. Burada Mektubat 108'de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı hengamında. Az önce dedik ya çok sevdiğimiz bir insan, hani başına bir şey gelse, vefat etse vesaire, insan hani neler hisseder? Bakın Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından bahsediyoruz. O hengamda olan dehşetengiz ve sabırsız hadisede, o sabır yandıran hadisede, Hazreti Ebubekir Sıddık nasıl ki Medine-i Münevvere'de kemali metanetle herkese teselli verip mühim bir hutbe ile sahabeleri teskin etmiş. Burada abi notumuz nedir? Bazı hadisat sabır kuvvetini yandırabilir. O anda teskin olunması teselli ile mümkündür. O halde musibet sabır kuvvetinin bir nevi ölçülüp kişinin bir nevi tasavvur imtihanıdır abi. Musibet kişinin tasavvur imtihanıdır denebilir. Pekala, bir noktaya nazar var. Ayetler, hadisler, ilmi meseleler musibetler karşısında insanın tavrına yaptıkları yatırımlardır diye not almışız abi. Ayetler, hadisler, ilmi meseleler musibetler karşısında insanların tavrına yaptıkları yatırımlardır demişiz abi. Söylemek istediğimiz bir şey var mı abiler ben? Yoksa devam edebilirim. Bu arada birkaç tane yazı yazmış. Soru mu var burada? Bilemedim arkadaşlar. Açıklama mıdır? Evet. Ama en sonunda okursun artık. Onlara cevap verirsin. En sonunda cevap verirsin. Evet abi. O zaman Mektubat 280'de diyor ki sabırsız adam teenni ile hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır. Maksut namına çıkamaz. Onun için hırs mahrubiyete sebeptir.
Sabır ise müşkilatın anahtarıdır ki el harisu haibun hasirun. Ve sabru miftahul ferec. Durubu emsal hükmüne geçmiştir. Demek Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tevfiki sabırlı adamla beraberdir. Hani abi bazı meseleleri hani insan örnek veriyorum Miraç meselelerinde dinlediğimiz zaman, okunduğu zaman veya işte Kâb-ı Kavseyn'ler o dima derslerinde mesela dinlediğimiz zaman acayip manalar, insan çok hoşlandığı şeyler ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mazhar olduğu nimetler fevkalade harika gözüküyor bize ki öyledir. Pekala bunların abi mesela hani tevfik-i ilahi refik olsa diye bir ara Murat abi ders yapmıştı. Yani burada tevfik-i ilahiyenin refik olmasının anahtarı sabırmış abi. Hani biz sabır deyip geçiyoruz ya mesela. Ya sabır. Hani sabredelim falan. İçi boşalmış. Yani bizde kavramsal karşılığı çok yok abi. Sabret geçer vesaire. Avamın ifadesidir o abi. Yani avam kader-i ilahi noktasında. Hani başına bir mevzu mesele geldiği zaman öyle der yani. Allah aldı. Sabır, sabır galiba susmak diye anlaşılıyor. Değil mi? Susmak diye anlaşılıyor. Sabır et. İçim yanıyor. Oysa içi çözümlemen gerekiyor. İçi çözüm. Çünkü sabır bir düşünce, bir şekil, potansiyel enerjisidir. Yani taşınmış sana. Mesela bir mekan taşınmış. Araba trafik kazası olmuş. Eşin ölmüş. Şu olmuş. Bir olay bu da. Veya bir emelden, bir arzundan ümidin kesilmiş. Korona oldun. Oldun. Bir sürü videolar sende canlandı. İçeriye geldi. Sabır şu mu acaba? Susmak. Değil. Ama içerisi kaynıyor. İçeriği, içeride onu tanımlamak. O enerjiyi anlamlandırmak, kıblesine koymak, seni yok eden şeyi, seni var etmesine vesile olmak. Sabrın da üç tane şeyi var. İfrat, tefrit, vasat. Evet, herhalde sabır susmak değil, içeride anlamlandırmak. Devam et abi. Evet abi. Burada sabrın, üstad açık bir şekilde mektubat 280'de sabır üçtür diyor abi. Tanımını yapıyor. Sabır üçtür. Biri masiyetten, hani diyoruz ya masiyetten sabır, musibetten ve ibadet üzerinden. Bunu mektubat 280'de üstad açıyor. Tablo gibi yaptım ama ne neticeleri ulaştırıyormuş. Bakın. Biri diyor ki masiyetten kendini çekip sabretmektir. Şu sabır takvadır. Bakın takva sabrın bir nevi yani. Peki ne yapacak bu? Neticesi nedir? İnnallaha me'al muttaqin. Sırrına mazhar eder. Me'al seninle diyor. Allah'ın seninle beraber olmasını mı istiyorsun? Sabret. Sabır Allah'ı seninle beraber ediyor yani. Tabiri caizse mekandan münezzeh yani. İkincisi musibetlere karşı sabırdır ki peki bu ne? Tevekkül ve teslimdir. Tevekkül ve teslim de sıfatın bir şekli. Hatta sabır üçtür diyor. Bunun üçüne de sabır denebilir. Masiyetten kendini çekmek, musibete karşı olan ve tevekkül ve teslim bir de ibadet. Bu üçüne sabır denebilir yani. Peki hala musibetlere karşı sabrettik, tevekkül ettik ve teslim olduk. Neticesi ne olacak? Bizi nereye taşıyacak? İnnallaha yuhibbul mütevekkilin. İnnallâhe yuhibbü sabirin. Şerefine mazhar ediyor. Sonrasında abi üçüncü sabır anlatırken ibadet üzerine sabırdır ki şu sabır onu makamı mahbubiyete kadar çıkarıyor. En büyük makam olan ubudiyeti kamile canibine sevk ediyor. Hani biz diyoruz ya abi hani böyle acayip harikalar ve yani meyveler noktasında biz İslamiyet'e baktığımızda büyük zatların ulaştığı şeylere baktığımızda bizce küçük gibi gözüken haşa ve kella zannımızda içini dolduramadığımız için, hakkını veremediğimiz için bir nevi içlerini dolduramadığımız teknik temel şeylerden geçiyor yani. Masiyetten takva diyor abi. Tevekkülü ve teslim ve ibadet bu üçü. Bunları yaptıktan sonra ne yapıyormuş? İnnallâhe me'al muttakin sırrına bizi mazhar ediyormuş. Ne? Takva. İnnallâhe yuhibbül muttakin, innallâhe yuhibbül sabirin şerefine mazhar ediyormuş bizi. Ne? Tevekkülü ve teslim. En büyük makam olan ubudiyeti kamile canibine bizi sevk eden makamı mahbubiyete kadar bizi taşıyan hani zilline taşıyan ne oluyormuş? İbadet üzerindeki gösterdiğimiz sabır. Bu kuvveti buraya verdiğimiz zaman abi acayip neticeleri var hani. Mektubat 286'da diyor ki
tahammül etmezsen, tahammül etmezsen ya sabır de ve sabriste hakkına razı ol, teşekki etme. Evet, bir mevzu oldu, bir şey oldu. Tahammül edemiyor muyuz? Ne diyeceğiz? Ya sabır. Ya sabır diyerek sabır istemek meselesi Esma'ya zikir ederek müracaat etmekle ona aynı olmaya çalışmak diye not almışım abi. Hani zikir bir nevi o Esma'nın kapısını çalmak. Tabiri caizse ya sabur, ya sabur, ya sabur, ya sabur, ya sabur. İlla açacaktır yani. Açmasa bile hani o kapısındasın da, yani kapı da hani en azından berzahıdır bu işin. Ya ben buraya kadar gelebildim. Ya sabur, ya sabur. Açar açmaz. O artık ev sahibinin şeyi. Peki abi, o zaman bu kanuniyeti yine alalım. Ya sabur diyerek sabır isteniyor mu? O zaman ya rezzak diyerek rızık istenebilir. Ya hafiz diyerek muhafaza istenebilir. Ya fettah diyerek fetihler istenebilir abi. Yani her bir zikre, her bir esmaya madem aynı olmak bir vazifedir, ona yönelmek, onu tesbih etmek, ona aynı olmak noktasında, ondan manevi ders almak noktasında ne yapacakmış? Bizim yapmamız gereken bir vasıta olarak önümüze çıkıyor abi. Burada da işte bazı maksadına göre zikirleri hususi virt yapabilirsin diye not almışız. Hani hangi esma noktasında başımıza gelen hadisat acaba hangi esmanın bizde gözükmesi için bir nevi bize verilmiş ve nereye sevk ediyor anlama noktasında bakarsak abi, bizi bazı esmalara ulaştırabilir ve biz artık hadiseden sıyrılıp o esmaya yönelebiliriz yani. Mektubat 403'te diyor ki sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Burada abi sabır ve tahammül için ne gerekiyormuş? Açlık bir metotmuş. Bunu not almışım. Peki açlık neyin? Bütün her şeyden aç kalmak mı? Yememek, içmemek mi? Riyazet noktasında. Hani az yeme, az içme vesaire meselelerinde insanın çalışması sabır ve tahammül için ona idmanmış. Ben bu kadarını anladım abi. Siz buradan ne anlıyorsunuz? Ben size de sormak istedim. Sabır ve tahammül için idman veren açlık riyazete muhtaçtır diyor. Hani benim anladığım açlığın ifratından vasatına riyazetle geçilebilir gibisine, ama demek istediğiniz bir şey var mı burada? Kardeşler ne diyor? Bir daha dinlesinler de söz alıp şey yapsınlar. Bir daha o söyle abi. Abi diyor ki sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır diyor. Hani benim anladığım ifrat noktada bir açlık değil de riyazet manasında. Hani yeteri kadar işte yeme, içme, konuşma, uyku vesaireleri vasatı olarak riyazet anlıyorum, ama farklı bir mana anlayan bir abimiz varsa. Şöyle olur mu? Mesela sabrın içeriğinde A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı var. Taatte sabır. Günahtan kaçmada sabır. Musibete karşı sabırdır. Şimdi bedeni kullanıyoruz. Bedensiz tasavvur, taakul da olmuyor bu dünyada. O çoğu dayatmalar ondan. Şimdi ben desem ki baklavayı yesen, dayasan yarım kilo baklava yedin. İfrat yani. Şimdi yani haddinden fazla yedin. Sonra o şimdi sistemi kanun ilahi, adet ilahi noktasında ortaya çıkaracak enerji var her boyutta. Nasıl durduracaksın? O enerjiyi durdurmak mı kolay? Onu yemeğe karşı, dayatmasına karşı sabretmek. Yani onu durdur, oradan çıkacak enerjiyi ne kadarını ben durdurabilirim, o kadar sokmak. Yani başta onu yönlendirmek. Birincisi bu olsa gerek. Allahu alem. Yani sabredeceksin ama şartlarında girmişsin, suya girmişsin. Ben ıslanmamaya sabrediyorum. Suyun içindesin. Ağzına şeker almışsın, lezzet almamaya sabrediyorum. Şimdi günah ortamına girdin. Veya günahı depreştirecek maddeleri sokuyorsun vücuda. Nasıl sabır olacak? Yani bu sabır evet madde değil. Ama tesir alıyor, maddeden de aktifleniyor. Düşüncelerden oluyor, mekandan oluyor, hadiselerden, olaylardan da oluyor.
Evet, başka bir kardeşler başka nokta izahınız olan var mı abi? Şey abi, diyebilir miyiz abi? He, evet Mehmet. Sabır nefis mertebesinde bahsetmek istiyor bu riyazet deyince. Yani açlığı ancak nefisle terbiye ediyoruz ya. Yani nefsi açlıkla terbiye ediyor ya. Burada bu sabrı nefis mertebesinde bahsetmek istiyor. Terbiye etme noktasında değil mi abi? Evet. Yani bir kalp veya ruh mertebesi değil. Nefis mertebesi burada. Evet. Evet abi, devam edeyim isterseniz. Mektubat 403'te diyor ki, demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçmuş. Şimdi abi, demek ki mesela hani bazı hani namaz kılıyor insan, kılmıyor vesaire, ama mesela hani son zamanlarda belki biraz daha azaldı, ama öncesinde hani oruca karşı toplumsal çok ciddi hassasiyetler vardı ya. Belki de Allah alem umuma baktığı noktada da yani beşerin hani musibetini ikileştiren meselenin önüne geçmek. Hani insanların açlıkla oruç tutarak bazı böyle ifrat hareketlerinin önünü alabilme noktasında, bir nevi umumi hukuka bakma noktasında da belki yani bu oruç üzerinde daha da hassas duruluyordu eskiden, ama şimdi inşallah durulur yani. Öyle bir anladım şahsen. Lemalar 8'de diyor ki, sabır kahramanı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu münacatı hem mücerret hem tesirlidir. İlerisinde diyor ki abi, pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemali sabırla tahammül edip kalmış. Şimdi abi, sabrı kimden öğreneceğiz? Kahramanından en iyi öğreneceğiz değil mi abi? Peki ara sabır kahramanı kim? Hani o isim verilmiş. Resulullah'a yaştırma şeyi yok da. Sabır kahramanı ismiyle namdar olmuşsa ne yapıyormuşuz? Bu yolda onu rehber alırsak yaptığı münacatı biz de yapabiliriz. Zaten muhtaç olduğumuzu da söylüyor. Burada ne yapmış abi? Kemali sabırla tahammülün bir metodu başa gelen hadisatın azim mükafatını düşünmek. Yani bir işin artık ahiri. Niye verildi? Bir mükafat kazandıracak. Bir iltifat-ı Rabbaniye noktasında bakılacak vesaire. Böyle her şeyde hikmet-i ilahiden kopuk olmadan düşünürsek abi, kemali sabır gösterebiliriz diye bir noktayı nazar yazmışız abi. Üçüncüsü de, sabır kahramanı olunca duan münacatın tesirli oluyor demişiz. Çünkü bu münacat hem mücerref hem tesirlidir demiş ya. Sabır kahramanı olduğu zaman inşallah insan da demek ki münacatımız ve duamız daha tesirli oluyormuş. Lemalar onda diyor ki abi, musibetlerin neticesi olan sevap ve mükafat uhreviye ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir ömür hükmüne geçmesini düşünse sabırdan ziyade şükreder. Burada ne demişiz abi? Düşüncelerine, bakış açına göre aynı hadisenin sendeki tesiri değişiyor. O halde düşünceye de bir nevi tılsım diyebiliriz. Aynı şey herkes için aynıyken düşüncesine göre herkes de değişiyor. Değişip dönüşüyor aleminde yer ediyor abi. Lemanlar onda diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa. Hani dedik ya, sabır bir yolda dağıtılacak, yani sabır bir yolda kullanılacak. Evham yolu o kuvveti dağıtan bir yol. Evham da bir yol. Nasıl biz demiştik ya, fikir yoldur diye açıkça ifade var. Sabrı o fikre biz kanalize edersek o kuvveti muhafaza ile devam etmek daha rahat olur. Ama insan ne yapıyor? Evham yoluna bu sabrı verdiği zaman adeta topraklama gibi yani. O kuvvet kalkıyor, insan sabırsız bir hale dönüşüveriyor yani. Ne yapıyormuş? Öyle yaparsa her musibete karşı kafi gelir demişiz abi. Lemalar onda yine, vehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle ve fani hayatı baki tevehüm etmesiyle sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıp hali hazırdaki musibete karşı sabrı kafi gelmez şekvaya başlar. Adeta haşa, Cenab-ı Hakk'ı insanlara şekva eder. Hem çok haksız bir surette ve divanecesine şekva edip sabırsızlık gösterir. Yine vesvese geldi. Aha, burada gelmişti abi. Yine o derste de bu noktada geldi. Dedi sen burayı okumuştun diye. Şimdi yine karıştırmaya çalışıyor. Abi vehim tahakküm ediyor.
bize hükmediyor yani. Vehim. Vehmin kölesi olunabiliyor. İnsanın gafleti. Gaflet ve vehmin tahakkümü. Bu ikisi ne yapıyormuş abi? Fani hayatı baki tevehüm etmesiyle sabır kuvvetini dağıtıyor. Her zaman aynı şeyi mi yapacağım? Ya bu hayat çekilir mi? Ya başlarım böyle patrona, ya başlarım böyle işçiye. Nasıl bir şey vesaire vesaire günlük ifadeler. Demek ki vehmin hükmettiğini, o an insanın gaflette olduğunun bir nevi dışa vuruşu gibi de insan kendi aleminde anlayabilir. İkinci noktada da abi, vehmi tanıyıp nasıl kullanacağını bilmeyen insan vehmin tahakkümüne girer, adeta körleşir. Hani vardı ya, tamayla, hastalıkla, ondan sonra işte hubbu cahla, enaniyetle falan. Bunları dahi bilmezsek köleleşiyoruz yani. İnsan abd'dir abi, abd. Kuluz biz ya. Kuluz yani. Birine kul olacağız biz. Yapacak bir şey yok yani. Ya nefsimize kul olacağız, ya şeytana kul olacağız. Allah bizi kul yaratmış. Ya bunun kaçarı yok yani. Ben evhamıma niye kul olayım ki yani? Veya gaflet, niye kul olayım ki? Şundan kul oluyorum. Bilmiyorum. Hani dedik ya, kuvvetim nispetinde mükellef miyim? Akıl vermiş mi Allah bana? Fikir vermiş mi? Sabır vermiş mi? Bütün bu sistemi vermiş. Niye vermiş? O nispetle mükellef olduğum için vermiş. Onunla bir şey bulacağım ben. Bulamadığım zaman ne yapıyor? Beni özgürleştirecek, beni kabı kavseyine taşıyacak, benim miracımı yaptıracak olan şeyler bana tahakküm ediyor. Ben onlara kulluk yapmış gibi oluyorum yani. O yüzden insanın bunları bilmeden yaşama şansı yok. Bugün daha konuşuluyor. Türkiye'de dedi, bir yerde toplantı vardı. 56 milyon mu ne olmuş abi? Depresyon, depresyon ilaçları kullanan kişi sayısı. 56 milyon. Yani nüfusun yarısını geçmiş. TÜİK verileri falan diyor. Bugün daha, bugün 56 milyon dedi ya. Hani bizim arkadaş şeyde yani, toplantıda söyledi. Ya bu ne demektir? Sen vehmi bilmezsen, şu an insanların çoğu vehmi için değil mi abi ya? Geliyor diyor ki, ben hayat sigortası yaptırmak istiyorum diyor. Hani hayattan da örnek verelim de. Hayat sigortası yapmak istiyorum. Bana bir şey olursa diyor ki, kızımın eğitim masrafları için bu parayı kullansın. Yani nasıl bir ağırlık altına girmiş yani. Kendi ölümünü görmüyor. Bak şefkati var bu insanın. Yok değil ama ne olmuş? Onun şefkati onu köleleştirmiş bak o an. Geliyor neler söylüyor. Nasıl ağzından, hani nasıl kendine kıyıyorsun derler ya. Ya sen nasıl kendine kıyıyorsun da o kızı nasıl hayalen yetim bırakıyorsun da sen ondan sonra güya oradan ona merhamet etmeye çalışıyorsun. E tanımıyoruz abi. Belki o da miskü amber zannedip yüzüne gözüne sürüyor yani. Bu vehmi, bu gafleti, yani insan sistemini bilmezse, hususan abi hadi her şeyi şey yaptık ama şu serbest bölgeyi biraz bilmezse, şu şeytanı tanımazsa, şu cin vesaire neyse, ervah habise, mevad-ı şerire nereden bunları tanımazsa, ciddi manada niye kullanmasın abi? Siz bana söyleyin, her şey beni rahatsız ediyorsa eğer, yani canın evden sıkılsa, ailenden sıkılır, kapını kilitliyorsun, odana çekiliyorsun yani. Daha abartıyorlar, kapı pencereyi kapatıyor, kendine bir nevi ceza veriyor gibi. Aha sen vehmin tahakküm altına girmemiş misin yani? Allah seni hür olarak yaratmamış mı? Yaratmış. Ama bunları bilmeyince, etmeyince el ceza min cinsil amel. Her şeye ulaşma kabiliyeti olan ben, eğer ki her şeye değil de sadece nefsimin hoşuna gidecek medeniyet fantaziyeleri peşine koşarsam, kendimi tanıyacak bir adım bile atmazsam, bir adım uzağındaki her şey beni ezmeye kalkacak abi. Hani eskiden belki düşman uzaktaydı şeydi ama şimdi düşman dibimizde, elimizin altında hani mesela. E şimdi ben bunları bilmezsem ne oluyor mesela? Üstad ne diyor? Uçak Cenab-ı Hakk'ın bir rahmeti. Radyo Cenab-ı Hakk'ın bir rahmeti. Binler dillerle Kur'an ondan çıkması gerekirken, o uçağın şükreda edilmesi gerekirken edilmediğinden bombalar yağdırmış üstüne. İnsanların ifsadına bir nevi vesile olmuş yani. Bu teknolojiler de böyle alete kızılmaz ki yani. Ama ne olmuş abi? Müsbete kullanılmadığı için tam tersinde. Neredeyse Mülkü Süleyman var bu devirde yani. Acayip bir şey. Bakıyorsun cihazlarla her tarafı görebilmeler, haberleşmeler, iletişimler, ordular vesaire. Çok dehşetli, garip bir saltanat var dünyanın genelinde. Ama bilakis abi o kadar da bir dipte bir çökme meseleleri var insanda. Niye? El ceza min cinsil amel. Yapacak bir şey yok ama işte vazife neyse de insan üstüne düşeni yapması lazım yani. Bugün bir tane kaç yaşında? 3 çıkar sayın. 19-20 yaşında. 19-20 yaşında şey var. Birisine denk geldim. Beraber seyahat ettik böyle de. Bile bile yapıyorsun onu. Görüyorsun, çekiyorsun. Geliyor mu sesim? Alo. Geliyor abi, gayet güzel. Geliyor. Emre, uğraşma. Şimdi
ne yapıyor? 20 yaşında, 19. Diyor ki 8 ay evden çıkmadım. 8 ay. Yani yanıma oturduğu zaman, yanıma geldiği zaman ötlekti, ürkekti. Şöyle. Oturmayı unutmuş. Başkasının yanında oturmayı unutmuş. 8 ay. Daha ne hapis arıyoruz değil mi abi? Yani mesela o sabır kuvveti niçin söyledim? Geçti ya bir önce. Şimdi bir sabrı kullanamamanın bir cezası seni toplumdan sıyırıyor. Yalnız yaşıyorsun. Başka bir cinsi seni eve sokuyor. Başka bir cinsi seni odana sokuyor. Bir son mehalesi odanda. Bunun sonu ama Allah işte çıkarttı. Bak bir daha söylüyorum. Bu sabır kullanamamanın bir mertebesi seni toplumdan soyutluyor. İşinden, evden, sosyallığın bitiyor. Akrabalar, işte onu diyor ya, akrabalar silah-ı rahmi kesti, silah-ı bağ kesmiş. Bu hastalıktır ha. Yani haklılık gibi gözüküyor. Allah hastalıktır diyor. Silah-ı rahmi, kat-ı silah-ı rahmi. Yani bir sistem çöküntüsü haber veriyor bize. Diyor ki nasıl anlıyoruz? Müslümanlarla alakanı kesti. Başka bir sabır, içeri doğru giriyorum, dışarıdan içeriye. Akrabalarla alakayı kestirdi. İşte bir sıkıntı var ya. İşte güzel ama. Demek ki bir, insanlarla ilişkiyi kestirdi. Gir içeriye. Akraba ile ilişkiyi kestirdi. Gir içeriye. Evdekilerle ilişki kesildi. Evdesin ama yalnız. Biraz daha gidiyorsun. Odaya giriyorsun. Evde yok. Son mahallesi içerideydin, gire gire. Odada olunca herkeste de kesti. Bir ilesi kendinden de ilişkiyi kesiyorsun. Hayat anlamını yitirmiş, intihar seçenek olmuş. Başka şansı var mı? Yok. Bu kullanamamanın şeyi. Bugün o okurken çocuk şeyime geldi. 8 ay evden çıkmadım dedi. 8 ay. 8 ay. Peki böyle bir şeyi niye basa basa söylüyorum? 1986'da bir hatıramı nakledeyim. 1986'da Kızıl Elma Caddesi, Türkçe Hamdullah Sokak'ta Rüştü abiyle kalıyorduk. 85'in sonu, 86, Ramazan'ın 16'sı. Bir girdim, karar verdim. Güya Kemalat değil mi? Bak şimdi. Kendimden söylüyorum ama şimdi. Neye benziyor biliyor musun? Böyle anne babaya uyku numarası yapardık böyle. Baba tabii kızacak. Uyuyor gidiyor. Oysa şimdi anlıyoruz ki baba hep anlamış da yemiş gibi, yani aldatılmış, ayağına yatıyor. Biz de diyorduk ki çocukken kandırdık. Kanan bizmişiz de şimdi yaşlanınca anlamışız. O adamlar perdeyi yıkmamış. Şimdi o zaman 1985-86'nın 16'yı hiç unutmuyorum. Karar verdim. Tam 8 ay onu hatırladım. 8 ay dışarıya dedim, bir sene çıkmayacağım. Bakayım ne olacak. Dershaneden çıkmadım. Oysa bir şey gibi gözükürken hiç ne derse gittim, hep kaldım. Bu tuzaktı. Bu tuzağa düşmüştüm. Ama peki etrafındakiler, abiler sana müdahale etmedi mi? İşte sıkıntı orada. Öyle diyerek, yani onlar öyle der ama ben devam dinlemedim. Bu sabır dediğim bir şey değil yani. Böyle basit bir şey değil bu. Sabır işletim sistemidir o. Herkese bakalım. Yönetemesen seni duman ediyor.
başta bir mukaddeme yaptı. Ben hem seni dinlendirmek için şey yapıyorum. Allah razı olsun. Bu şey buradakilere de söylüyorum. Sabır işletim sistemidir. Windows gibi, Linux gibi sistemdir. Müstakil bir şey değil bu. Yani sabır sistemin adıdır. Bunun altyapısında ibadet var. Günahtan kaçınmak var. Musibetlere karşı var. Bugün koronanın temeli nedir biliyor musun? Mikrop herkeste var. Kanser herkeste var. Kanser herkeste var. Sen oraya geçiyordun. Herkeste var. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar olması muhtemel olan bütün mikroplar var. Şartlar bulunca çıkıyor. Neyle? Şimdi korkuyla çıkıyor. Sabırsızlıkla da başka mikrop çıkıyor. Kanaatsızlıkla başka mikrop çıkıyor. Mesela koronanın üç tane şey söylüyor değil mi? Bir, zaaf imandan. İki, israfattan. İsraf, bir de bir tane diyor. Heh? Suistimal. Suistimal ve israfattan tecenüpleriyle. Ve zaaf imanda. Evet, devam et. Sabır bir sistemdir. Dikkatinizi çekiyorum. Böyle bir düşünce yöntemi değil. Siz, yani yazılımdır yani. Şu bilgisayarın yazılımı gibi. Diğer programlar bunlar üzerine çalışıyor. Bir yöntemdir. Sabır acayip bir şeydir. Buyur abi. Evet abi. Lemalar 213'te diyor ki işte böyle gayet nurlu ve toprak altında iken göklerin üstündeki cenneti görecek ve seyredecek bir gözü bu gözündeki perde altında şükür ile sabır ile bulabilirsin. İşte böyle gayet nurlu ve toprak altında iken göklerin üstündeki cenneti görecek ve seyredecek bir gözü bu gözündeki perde altında şükür ile sabır ile bulabilirsin. İşte o perdeyi senin gözünden kaldıracak, o gözle seni baktıracak göz hekimi Kur'an-ı Hakim'dir. Şimdi abi şükür ile sabır ile insan toprak altında olduğu halde cenneti seyredecek bir gözü bulabilir demek. Hani kulağımızın ucuyla tabiri caizse dinlersek ne oluyor? Öldüğümüz zaman sabredersek kabrimizden cenneti göreceğiz diyor ya. Böyle demiyor ki burada. Ne diyor? Toprak altında olduğu halde. Zaten toprak altında değil miyiz yani? Dört tane unsur yok mu? Hava, su, ateş, toprak, bu maddi şeyler. Aha hepsi bizde. Ateş altındayız, su altındayız, toprak altındayız, hava altındayız yani. Hangi cinsten bir şey çıkaracaksak yani. Vücudumuzda su, ateş vesaire. Bazen çocuklara söylüyorum da komiklerine gidiyor. Diyorum çocuklar dokun bakayım diyorum. Vücutta sıcaklık var mı? Var. Ateş nerede yanıyor diyorum. Çocuklar gülüyor. Ya insan daha böyle. İlla ama olmak. Şimdi biz mesela amaları acıyoruz ya mesela. Bunu çalışırken kendime şöyle üzüldüm yani. Ben amaymışım diye üzüldüm hakikaten. Nasıl? Biz şimdi şu an ahiretin aması değil miyiz abi? Ahiretin amasıyız. Hani cennet, cehennem. Hani Abdülkadir Geylani Hazretlerinden bahsediyorken İsrafil'in azametli heykelini görüyor vesaire diye bahsediyoruz. Diyor işte nur-i iman insanın gözüne girse kainatı bir gül goncası gibi görür diyoruz. Şimdi kabirden geçen ehli keşfel kubur evliyada daha düşük bir mertebeymiş yanlış bilmiyorsam. Yanlışsa düzeltin abi. Yani bunu bile duyduğunda insan wow diyor falan ama yani burada metot söylüyor ya. Buna nasıl ulaşabilirsin? Örnek veriyorum. Birine desen ki kabrin içindeki vaziyetleri görmek ister misin? Adam diyecek ki evet ne yapmam lazım? Git 100 sene çalış şuraya git. Şuradan şu otu getir. Şuradan şu çöpü getir. Şuradan şu kurbağa bacağını getir. Bilmem kuş kanadını getir falan falan. Bir şey yapacağız sen göreceksin. Abi insan buna şey yapar. Müşteri olur. Ama desek ki sabır ile şükret. Yani bu sabır. Masiyetten takvana dikkat et. İbadetine dikkat et. İşte masiyete vesaire dikkat et. Musibete karşı hani tevekkülünü bozma falan dediğiniz zaman ya öyle olur mu diyor. Abi öyle olur ya. Ne diyor bak illa ama olmak değil. Biz şu an ahiretin amasıyız göremiyorsak sabır ile şükür ile Kur'an-ı Hakim hekimi o perdeyi gözden kaldırıyor. Net. Sabredebiliyorsan ondan sonra şükredebiliyorsan Kur'an-ı Hakim gelecek o hekim gelecek gözümüzden perdeyi kaldıracak yani. Hani o zaman çok şaşılacak bir şey olmadığını insan kendi aleminde anlayacak ama biz abi nedense o evham var ya o bize o verilen şeyler ya çok ütopik bir şey. Din ütopik bir şeymiş gibi ya.
Hani bazı mesela gençler vesaire veya kendi nefsimiz. İslam sanki çok zor bir şeymiş gibi ya. Ya diyor ki üstad, beş vakit namazını kılan, yedi kebairi terk eden inşallah kurtulur. Bitti ya, sana demiyor ki Kaf Dağı'nın üstüne çık, git bul bilmem Zülkarneyn'in işte iki şey seddini bul. Ondan sonra git bilmem neredeki Zümrüt Anka'yı bul. Yok ya. Yani insan abi nefsini zorlaştırmaya çalışarak, bu da bir oyun. Zorlaştırmaya çalışıyor ki tamamen bıraktırsın ya. Gayet basit. Ne yapacakmışız? Basit derken yani gayet metodu basit yani. Şükür ve sabır. Bitti iki tane. Bunu yaparsak ne yapabileceğiz? Toprak altındayken bile ahireti görebileceğiz. Siz bazı derslerde diyorsunuz ya, burada gibiyiz ama burada değiliz, bakıyorsunuz gibi yok gibi. Millet sizi dinleyince bu adam ne diyor diyor yani. Adam sabır içinde şükrederek, vazifesini yapmaya çalışarak belki Cenab-ı Hak bir ikramla bir şey gösteriyor. Beni görmesine kadar burada normal salim şahadette, ahireti görmesi de niye anormal olsun yani. Yani bunu görmeye şaşırmayan, ahireti görmeye şaşırıyorsa ben de ona şaşırıyorum yani. Yani şu gördüğüne şaşırmayan adam nasıl şey yapsın ki yani? Nasıl anlatacaksın ki ona yani? Şu gördüğümüz abi şu an hani her şeye bir virgül koyalım. Bir dakika ya, şu etraf gördüm dediğin şeyden korkmamalı mısın ya? Ben bazen düşünüyorum, korkuyor mu abi ya? Şöyle oturduğumda yani şuradan bunlar ne, bu kanepeler ne yani? Şu sandalye ne diyorum ya? Böyle bakıyorum duvar diye bir şey var diyorum ya. Fiş var, ışık var falan. Kitap var önünde. Biri konuşuyor falan. Yani bir hakikaten yani insan buna şaşıracak ya. Ya duvar nedir yani biraz? Acayip adamlara deney yapıyorlar abi. Aynalı bir oda. Hani üstad bahsediyor, aynalı bir yerde işte dört tarafı aynı olan bir camdan işte bir ışık falan olsa bakarsa alemi misali şey olur. 24 saat bile kalamıyormuş abi insanlar onun içinde. Aynadan camdan oda yapıyorlar. Hep kendini görüyor. Nereye baksa kendini görüyor. 24 saat bile kalamıyorlarmış abi orada da. Yani öyle normal aynaya bakmaya gerek yok. Ya bir duvara bakıp şaşırabileceğiz mi yani? Onu şey mi bakıyorlar? O aynanın içine mi koyuyorlar adamı? Dört duvar yanında. Abi adam deniyor tamam mı? Bir kapsül, oda gibi bir şey yapıyor. İçine bir sürü aynalar bırakıyor. Yukarıda ayna var, yanda ayna var. Büyük ayna, küçük ayna falan falan. Adam içeriye giriyor. Kapıyı da kapatıyor abi. Her taraf aynaya kendinden bir sürü görüyor. Bir sürü kendinden. Aşağı baksa kendinden, yukarı baksa kendini görüyor. Kendisinin çeşitlilikleri tabii. Küçük, büyük. Aynen abi. Yani bakıyor. Aynı çeşitleri ya. 24 saat dayanamıyor abi onun içinde. Yani bilmiyorum, o alet biraz demek ki işte kendiyle baş başa kalınca mı gözüküyor da. Bu suretine dayanamadın da içsel böyle birbirine çelişen, çatışan duygular var, hisler var. Bugün. Onun için herkes feveranla dışarı fırlıyor. Herkes dışarıda. Kendisiyle tanışmak istemiyor. Uyku da dahil buna abi. Uykusu da dahil, 24 saat duramıyor. Şeyde bir 5 dakikalık bir şey yaptım bu pazar günü. Gece sıkıntın oluyorsa, gündüz de sıkıntın oluyor ama aynı cinsten değilse ne demeye geliyor? Gece oluyor, gündüz hiç olmuyor. Gece ile gündüz eşitse, böyle üç önemli, hepsi farklı. Yani içinde sana haber veriyor. Gece var bir sıkıntı, gündüz de aynı. Yani ikisi eşit, yani başka bir şey. Gece farklı, gündüz olmuyor. Başka bir şey. Gündüz oluyor, gece olmuyor. Yani bununla şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsan bu aynada suretiyle baş başa kalamadığı, ben benle nasıl yaşayacağım? Ben benle nasıl oturacağım? Ben beni nasıl seveceğim? Ben benle nasıl anlaşacağım? En önemlisi de o. Devam. Evet abi. Leman'ın 213'te diyor ki en ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar insanların en iyisi, en kamilleridirler. Başta Hazreti Eyüp Aleyhisselam, enbiyalar, sonra evliyalar ve sonra ehli salaha çektikleri hastalıklara birer ibadeti halise, birer hediye-i rahmaniye nazarıyla bakmışlar, sabır içinde şükretmişler. Halık-ı Rahim'in rahmetinden gelen bir ameliyatı cerrahiye nevinden görmüşler. Sen ey ahu fizar eden hasta, bu nurani kafileye iltihak etmek istersen sabır içinde şükret. Yoksa şekva etsen onlar seni kafilelerine almayacaklar. Ehli gafletin çukurlarına düşersin. Burada abi sabrın hangi yönü çıkıyor? İnsanı enbiyalar, evliyalar, ehli salahat kafilesine iltihak vesilesi olduğunu söylüyor. Şimdi bize hulasa et bakalım. Böyle
Muallimsin, giriş, gelişme, sonuç. Hulasa et ve bize vermek istediğini bu dersten çıktıktan sonra elimde bir şey kalsın. Evet abi. Evet. O zaman bunun en hülasası şu şeyde var. Daha bu yarısı bile değildi de artık burasını hülasa edeceğiz. Abi sabrın ne olduğunu. Sabır bizim susmamız değildir bir. Sabır bizim tevekkülümüzün olabilmesi için bir an şarttır iki. Sabır tabiri caizse ruhumuza yaptığımız bir ibadethanenin ondan sonra çilehanenin belki içine ruhumuzu sokmak halidir. Sabır bizi evliyaya, enbiyaya, büyük zatlara arkadaş yapacak, onların kafilesine iltihak ettirecek bir vaziyettir. Sabır bir halettir. Sabır bizi eğer ki doğru kullandığımız takdirde Cenab-ı Hak'la beraber edecek, Allah'la birlikte edecek. Onun sevgisine, innallâhe yuhibbul muttakin diyor. Onun sevgisine mazhar edecek, onunla şeref alacağımız ve bizi makamı mahbubiyete kadar götürebilecek bir vasıtadır. Sabırla insan dünyada da ahirette de Allah'ın izniyle muvaffak mı olur? Çünkü Cenab-ı Hak insana o sabrı vermesiyle o teenniyle hareketini de mümkün kılar. Daha böyle işlerinde inşallah sağlam gitmesine vesile olur. Sabır kuvveti eğer ki baktık ki şiddetli firaklar var ve sabrımız yanıyor. O an müsbet tesellilerimiz olması gerekiyor. O teselliyi de çevremizden, arkadaşlarımızdan veya işte kim varsa onun bize vermesi daha makbuldür. Sabır meselesi bir düşünce metodudur. Sabırsızlık bir düşünce bozukluğudur belki denilebilir abi. Aynı zamanda sabırsızlık halde bütün zamanları yaşayabilmek. Aile kavgalarında filan da mesela diyelim hanımlarda daha çok olan husiyet biriktirip her şeyi bir anda söylemesi mesela. Hani daha çok o şeyde gözüküyor. Dosyalama sistemi falan diyorlar. Sabır dediğim gibi abi halde her şeyi toplamadan her şeyi gerektiği gibi zamanına göre, zeminine göre değerlendirmeye de vesile olacak bir metottur. Şimdiye kadar olan kısmın hülasası özet abi. Arkadaşlar burada biz soruya bak bakalım. Soru var mı? Ben bakayım. Sana aktarayım. Burada sabır beşerin, sabır demiş birisi, beşerin işletemediği sistemin tıkanıklığı karşısında işi ya da sistemi kendinin işletemediğini fehm edip, fark edip, işleyişin ilahi sistemin sahibine havale edip, sonucuna razı gelmesinin adı olabilir mi? Amin veled dalin amin. Bu dua makamında oldu. Yani zamanın sabır neymiş? Kendine bakan yönünde ertelemek de olabilir. Çok ilginç. Erteleme değil de çözümleme olması lazım. Çözümlenmeden susmak sabır değildir. Mesela bir de yapıyor tepkiyi. Yapacağını yapıyor, ağlayacağını alıyor, edeceğini ediyor. Ben artık sabrediyor. O geçti o. Enerjin tükenmişliğin adıdır. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam hadisede ilk yaptığınız tepkidir. Sabır. Yapacağını yaptın, diyeceğini dedin. Ondan sonra gücün kalmadı. Artık sabrediyorum. Ne yapacaktın ki zaten yapsaydın bir şey yoktu. Ondan sonra peki başka bir sorusu olan var mı arkadaşlar? Hocam benim bir sorum var. Buyurun. Hocam sabır üç çeşit dedik. Biz Müslümanız mesela. Musibete karşı sabır ettiğimiz zaman bir ayetin şerefine nail oluyoruz. Ha, bizde bir ödül oluyor sonuçta. Biz Allah'ın rızasını bilerek sabrediyoruz. Peki bu kafir için nasıl oluyor? Kafir de bizim gibi mesela sabretti diyelim. Bunun onun için ödülü o anı kurtarmak mı oluyor? Başka herhangi bir şey olmuyor mu? Evet. Yavuz anladın mı? Mesela anladım, kafirde de bu işletim sistemi var. Yani ille iman şart değil buna. Değil mi bir? İlle iman şey değil. İşletim sistemi yani beşer olmanın. Ne cevap vereceğim? Kafirde sabır var mı? Abi kafirlik bir sıfat olduğu gibi İslam da bir sıfattır. İslam'dan önceki Ömer'le İslam'dan sonraki Ömer'e baktığımız zaman seciye itibariyle farklı değildir. Yönü farklıdır. O kafir o kendine verilen o kuvveti suistimal ederek kendi aleminde kurduğu, iman ettiği, itikad ettiği şey noktasında götürüyor. Ama Müslüman ne yapıyor?
onu da müsbetine verme noktasında kendi inandığı değerler doğrultusunda kullanıyor yani. Mesela bir düşünsene, bir kafir adam ömrünü mesela diyelim ki bir laboratuvar odasında niye versin ki mesela, niye sabretsin ki? O kendini itikat ettiği, inandığı veyahut da tasavvurunda olduğu o bilgiye göre, iltizamında olduğu şeye göre o potansiyelini ona sevk ediyor yani. Fark bu. Biz de aynı şeyi münafıkhane de yapabiliriz. Bir münafık bizimle aynı şeyi yapıyor mu, yapmıyor mu? Yapıyor. Niyette fark ediyor. Bir insandaki sabır kuvvettir. Ona o kuvvet noktasında bir mükellefiyet verilmiştir. Onu ya küfre ya da Allah namına veriyordur. Bu noktada ayrılır. Yoksa mesela diyelim ki falanca kişi çok sabırlı bir Müslümansa, o küfüre geçerse o kadar sabırlı bir kafir olur yani. Hani o sıfatların önüne koyduğumuz artı eksilerle iş değişiyor yani. Hani esas olan o sabır meselesi değil. Esas olan o kuvvetleri hangi niyette, hangi istikamette kullandığımız yani. Bir kafire göre de aynı soru bizim için geçerli yani. Diğer arkadaşlara sorayım. Hepinize soruyorum. Kardeş güzel şey yaptı. Şimdi kafirde sabır var mı? Var. Sabır Müslümana verilir. Kafire verilmez değil. Sabır sistemdir. İfratı ve tefriti zarardır. Vasatı nimettir. Haset büyük nimettir. İfratı tefriti zarardır. Gadab nimettir. İfratı tefriti zarardır. Sabrın da ifratı şeytandan, tefriti nefsemmareden, yöntemini bilmek, insanla anlamlanmak, vasatı ise sünnettedir. Allah Resulü Aleyhisselam. Çünkü kafirde bu sistem var. Kafir de nasıl çalışıyor yani? Müslüman da nasıl çalışıyor? Belki farklı bir şey olabilir mi arkadaşlar? Ben şunu söylemek istiyorum diye. Konuşmak istemeyen yazısı olursa okurum ben. Çabuk yazarsa. Efendim Abdülmelik. Biraz izle ama. Heh. Ha, tamam. Ayette mi geçiyor? Bu hafız var yanımda da cehenneme giden kafirlere Cenab-ı Hak diyormuş ki, öyle mi? İster sabredin, ister sabretmeyin, yeriniz orası. Öyle mi? Eşit. Sabırla sabretmemek eşit. Evet. Demek ki içsel alemi. Peki şöyle olur mu? Sabır ruhu, kalbi, vicdanı ve dima, bedeni bütünsellen, bütünselleyen enerji veya sistemin adı. Bir tanesi koparsa seni ifrata atıyor. Bir tanesi şey yaparsa tefrite atıyor gibi. Bu sabır Allah halik olduğu için kafire de vermiş. Sabrediyor. Diyorsun lan bu adam var ya. Ona bir iman etse mükemmel evliya olacak. Nasıl sabrediyor ya? O zaman sabır bizden ne işaret ediyor? Sabır aynı zamanda düşünceyle kontrol edilebilir, kıblesine konulabilir bir şeydir. Kafir düşünceyle yapıyor. Şimdi farkı söylüyor. Madem bir söyleyin yok pek. Kafirde tefekkür yoktur. Kafirde düşünce vardır. Bir daha, kafirde düşünce vardır. Kafirde tefekkür yoktur. Tefekkür imanla alakalıdır. Kafirin sabrı düşünceyle dünya hayatını, eğer sabır Allah ona da vermeseydi yaşayamazdı zaten, intihar ederdi. Yani kafir mümin fark etmeden, hatta kedi bile sabrediyor. Şeyde yuvada fareyi bekliyor. Sabrediyor. Sabır böyle değil insana, hayvanlara da mahsus. Ziyayatlara da şamildir. Ağaç sabreder, meyvesi geliyor. Ustad onu konuşturuyor. Bak ağaç diyor, sabret diyor, diyor. Demek ki kafirde tefekkür yok. Düşünce var. Düşünceyle kendini içine koyuyor. O düşünceyle olabiliyor. Nedir o?
mazi ve müstakbelden koparabiliyor kendisini. Kafir düşünceyle maziden, istikbalden koparsa kim olursa olsun o nispette cennettedir. Müslüman ise mazi ve müstakbeli Allah ve ahiretle anlamlandırıyor. Sabrın şey kemali bu. Şeyi nedir peki? Hazırı. Hazır dünya şartlarında düşünceyle maziye gücünü vermiyorsun. Fikirlerini, hayallerini, nasıl dedi, niye dedi ya, şöyle deseydim demem lazımdı, nasıl diyemedim, azım şu olsaydım falan. Maziye bak kurtardı, sabretti. İstikbalde ne yapayım, nasıl diyeyim falan, ne olacak? Yok, düşünceyle kontrol etti. Bu düşünce Eylül dünya, Avrupa ne yapıyor? Şöyle yapın, böyle yapın. Yöntemleri var. Böyle. Adet ilahidir. Adetullah'tır. Bizde fark nedir Sif? Bu adetullahın üzerine Allah ve ahiretle anlamlandırıyoruz. Mesela nasıl yapayım? Yapayım. Şimdi kafire zulüm edildiği zaman yapıyor. Gücü yetmedikçe, mahkemeye şey yapsa yetmedikçe susuyor ama içinde kalıyor. Bizde ise ahiret var diyoruz. Ahiret var diyoruz. Oradaki mahkemeye atıyoruz. Yöntem o. Bizde tefekkürle vasatta kalıyoruz. Ama tefekkür üniversite diploması gibidir. İçinde ilim de vardır, düşünce de vardır. Ama düşünce ise ilkokul diploması gibidir. Bu yetiyor mu peki kafirin düşüncesi? O da yeter. Dünya hayatında rahat yaşamaya yeter. Yani manevi demiyor. Nedir o? Kafir diyor ki geçmiş geçmiştir, düzeltemezsin diyor. Gelecek zaten gelmemiştir diyor. Örneğin bir tane filozof ölümü şöyle çare bulmuş. Biraz fazla meşgul olduğum için bu işte. Ölüm gelmeden ölümden korkmayın diyor. Çünkü ölüm yok daha. Öldükten sonra da gene ölüm yok diyor. Gene korkma diyor. İki olmayan şey arasında zaten yoksun diyor. Yok kabul ediyor. Yoka atıyor, itiyor. Yuvarlıyor adamı. Yani ölüm gelmedi. Biraz ne kadar mantıklı gözüküyor. Ölüm gelmedi. Ölümden niye korkuyorsun ki diyor. Ölüm gelmedi ki. Yani uçaktan niye türbülanstan korkuyorsun? Düştü mü? Yok. Türbülanstan düşen mi var? Yok. Ne zaman korkacaksın? Düşünce korkarsın. Düşmede niye korkuyorsun? Şimdi ölüm gelmedi, ölümden korkma. Ölüm geldi mi? Zaten korkmaya zamanın yok, gittin. Öldün gitti. Neye korkacaksın ki? Böyle bulmuş yani, tamam mı? Sortemi neydi böyle? Şimdi bizde tefekkürle yapılıyor. Kafaat nedir? Mazi Allah ile istikbali imani bil ahiretle anlamlandırıyoruz. Öyle vasata koyuyoruz. Kafir ise Allah ve ahiret olmadığından düşüncesi yok. Düşüncesi var, tefekkürü yok. Diyor ki ve ma kafirin ilada, yani kafirin diyor geçmişi yoktur, dalaldır diyor. Geçmiş diyor, zaten yok diyor. Gelecek olmamış daha. Şimdi vur çatlasın, patla oynasın. Durabiliyor mu peki bu şey vasatta? Düşünceyle zor. Peki neyle duruyorlar? İçkiyle, sefaatle, uyutucu oyuncaklarla. Bulduğun çareler diyor, fantazilerdir diyor. Gecesini gündüzüne çeviren ampul gibidir. Gece mesela zifiri karanlık. Bizi aldılar içeriye, sinema gibi. Bir sürü ışıklar koydular. Suni bir gündüz yaptılar. Lan gece işte saat 12. Ama içeri dediler. Dediler ki burası gündüz. Ama dışarısı gece. Ya sana ne gece? Sen orayı bırak diyor. Bu şey yapıyor. Demek ki kafir ne yapıyor? Sefaatlerle, içkiyle, gayrimeşru şeylerle, uykusu gelene kadar böyle televizyon kumandası ile öyle çöküyor. Sabır gibi gözüküyor. O geçmemek için kendisini uyutacak, hazırda tutacak bir şey. Sana kafir değil, ehl-i iman. Ama dinle şuurlu yok. Gafil.
kumandayla koltukta yatıyor, düşmüş. Uyanınca gece saat 1, kalkıp gidebilir mi? Gidemez. Yatağa gidemez. Niye gidemez? Televizyon çekti onu. Kulak gitti, enerji. Göz gitti, tefekkür gitti, his gitti, fikir gitti, vehim gitti, zan gitti. Gitti de gitti, sömürdü seni. Nasıl kalkıp kol çek yattan gidip yatak odasına gideceksin? Güç yok. Bir yarım saat böyle mızızlanacaksın, demleneceksin. Bir tanesi dedi ki, abi nasıl biliyorsun ya abi? Sanki beni mi seyrettin? Ondan sonra yarın böyle onun için mızızlanıyor? Zannediyorsun uyku. Hayır. Vücut içeriye çöktüğü için yatağa gidene kadar enerji toplaması lazım. Yatağa gidene kadar enerji toplayacak. Yani onların sabır anda anı kurtarmak için sefaatlerle, içkilerle yetmiyor. Düşünce gene yetmiyor ki bunu kullanıyor. İçkinin zararlı olduğunu da biliyor. O söylüyor zaten. Ama Müslüman ne yapıyor? Maziden Allah'a imanla, istikbale atılmaktan ahirete imanla halde kalabiliyor. Bu enerji katlanıyor. Son ustad şey diyor, bu sabır kuvvetini dağıtma diyor. Herhalde olmuştur inşallah. 15 dakikamız da geçmiştir. Abi ben bir şey demek istiyorum ama. Abi, buyurun. Abi bir şey demek istiyorum ama. Ben sabrı şöyle düşünüyorum. Sabır Allah'ta fena olup olaylara hikmetle bakabilme, Allah nazarından bakabilmek gibi düşünüyorum. Bir de söyle, çok güzel dedi ya. Ben sabrı Allah'ta fena olup sabırla o olaylardaki hikmetleri Allah nazarından bakabilmek olarak düşünüyorum. Aynen öyle. Olayları Allah nazarına ve ahiret canibiyle yorumlamaktır. Trafik kazası oldu. Hadi bana nedir o? Allah ile ahiretsiz nasıl izah edeceksin? Trafik kazasında vurdun. Vurdu sana. Doğru. Ne yapıyorsun? Sabır öyle yutkunmak değil. Susmak değil. Allah ve onu anlattım ya size. Allah ve ahiretle izah etmek. Mesela ne diyorsun? Ya men amene bil kader emine minel keder. Kader iman eden keder. Yani demek ki varmış nasibimizde bu. Ondan sonra ama yanlış yaptı. Ahiret var be kardeşim. Bak yanlış yaptı, ahiret var. E bu niye böyle oldu? Kader de varmış yani. Nereden biliyorsun var? Mazi kader ya. Yani Allah ve ahiretle halde kalmak. Allah'tan güç alıp ahiretle yorumlamak. Sabır. Bir daha. İmani billah. Yani koltuğa böyle dayanmak. İmani billah. Noktayı istinat. Allah'a iman. Allah ile iman nedir? Hem nurdur hem kuvvet. İman Allah ile güç alıp hadiseleri, olayları seni ezen haddini, seni dağıtan hadiselere ahiretle izah etmek. Allah ile güç almak, ahirette izah edip halde kalabilme yöntemi sabır. Bu sabır kafir mümin fark etmeden bir sistemdir. Bunun sahası hem ruhu içeriye alıyor, hem kalbi içine alıyor, hem de vicdanı, hem de dimağı içine alıyor. Çalışma sistemidir. İzah edip halde kalabilme yöntemi ve becerisine, melekesine, ilmine, hassasiyete sahip olmak. Yapa yapa. Mesela trafik kazası verdim size. Vurdu arkadan size. Veya sen bilsin, vurdum. Hakikaten olmayacak şey, vurdun. Hadi bakalım izah. Korona oldun. Koronaya misal vereyim. İlk önce arabaya misal vereyim. Vurdum. İndin aşağıya. Niye vurdum? Ya vurdum diyor. Telefona bakarken vurdum diyor. Yani tamam, bir sigorta ödeyecek şey yapacaksın ama lan arabanın orijinali gitti yani. Ben haletleri tasvir ediyorum. Allah Allah ya. Şimdi işe gidecektik, derse gidecektik yani. Bu mu yani? Şimdi ne yapıyor? O anda ya sabır. Yani vardır bunda bir hayır. Madem Allah bunu şey yaptı, Allah var. Bir saniye sonra, bir dakika sonra, önce sonra değişebilir. Ya Rabbi, sen biliyorsun kaderi iman. Ne olacak yani? Bu sakın, demek ki bir sürü günahlarımız var. İnşallah kefaret oldu. Bu da ahiretle. Şimdi diyelim ki korona da aynı yani. Zaten gidecektik. Zaten gidiyoruz. Neyle gideceğiz?
kim tespit edecek? Kanserle, trafik kazasıyla pat diye gidiyor. Yani herkes bir şeyle gitmiyor ki bir anda ölüyor. Demek ki Allah'tan ruhsal bir güç almak, ulvi ve kutsi ruh alıp olayları çözümleyemediğimiz, izah edemediğimiz, yönetemediğimiz, ya niye dedi, nasıl dedi, ya nasıl yapar, nasıl derleri ahiretle yorumlayıp ruhu, kalbi, vicdanı, aklı bütünleme yöntemidir. Sabır ne kadar yapabilirsin? Eylemsel itibariyle kendisini nasıl gösterir? Takva. Mesela takva, günahlardan kaçma, ibadet kendisini gösterir. Hadiseler, musibetlere altında ezilmekten, olayların dışına çıkıp olayı yönetmek. Tabii kazası oldu, çık dışarıya. Yani demek Allah var, ahiret var benim dışımda. Bu da, bu araba var burada. Allah var, ahiret var. Demek ki nasibimiz buymuş. Bir sürü ahiret işini izah edeceğim. Bir sürü günahlarım vardı ya. İnşallah kefaret olur buna. Çünkü hiçbir şey boşu boş değil. Ha, eğer ilk tepki ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyeceğini dedin, patladın, kıracağını kırdın. Sonra artık bir enerji yok. Ben artık sabrediyorum. Öyle bir sabır yok. O yalan. Öyle bir şey yok. İşletim sistemidir. Bütünselliktir. Burada kesiyorum çünkü çok uzadı ama abim biliyorum bütün dersleri. Hasan abi. Efendim abi. Bu sabrın sureti susmak, yutmak, içine atmak, kanuniyeti kuvvet, tefekkür, hakikati selamet, mahiyeti kudret-i ilahiyeye mazhariyet. Çok güzel. Ama bir tavsiye edeyim veya ben. Sureti aynı dediğin gibi. Kanuniyeti ne demiştin? Kuvvet, tefekkür. Tefekkür ve insanda yorumlanmak. İçsel aleminde yorumlamak. Hakikati selametle sabır bir de isim var. O isme mazhar olmak. Sabır. Netice olarak aslında o görünüyor ya. He. Yani neticede aslında selamete, güvende olduğunu varıyorsun. Bu sabrın sonucu. Yani meyvesi. Evet. Hakikatte budur aslında. Ama biz bilmiyoruz. Bilmediğimiz için. Doğru. Ama yani mahiyet işte mahiyete ne demiştin asıl? Kudret-i ilahiyeye mazhariyet. Evet, iltica etti. Evet. Kudret. Ama kudrete mazhariyet deyince de sabrın hakikati de sabır esması. Ama sonucu selamet tepsini tutuyor. Evet. Ama içeriği o. Bir tanesi ne demiş? Bakayım ilgimi çekti. Hocam kafirin hiçbir sabrı hidayete vesile olmaz. Olmazdı yani. Hidayetle sabır alakası yok yani şöyle. Kafir mümin fark etmeden Rahman ismi şey yapıyor. Bu enerjiyi veriyor. Bu sabır bir enerjidir, bir dünyadır. İçsel bir dünyadır. Ama seni ya ifrat ya tefrit ya vasatta dağıtıyor seni. Mümkün değil. Burada tutmak bir güçtür. Hadiseler. Bu kafir bunu düşünceyle tutacak. Tuttuğu kadar tutuyor kafir. Halde durmayı, tutamadığını içkiyle, sefahatle mesela maçlarla, şunlarla, bunlarla tutamıyor. Müslüman ise Allah ve ahirette yönetiyor. Biliyorum ki bütün derslere katılamıyorum ama yine de ders saatinin 10'a çekme şansımız olur mu? Biz zaten buradaki dersler Amerika'da bu çakışıyor. Bu buradaki derslerle çakışıyor ve bu ders geç kalıyorum. Teşekkür. Şimdi kardeşim eğer 10'da olsa şimdi mesela bak 9'du 10.30'a geldik. Türkiye'de 10 olsa 11.30 oluyor. Yani Türkiye'dekiler için çok zor. Geri olabilir belki ama ileri biraz zor Türkiye'ye göre. 10 değil de 8, 9 ya 8.30'da belki zor yetişir ama biraz sabret, günler gidiyor. Amerika'daki kardeşlerim var, birkaç kişi var. Biraz şey yapın.
artık şöyle yapacaksınız. Biraz buralara alıştınız bu derslere. Oradaki canlı yayını kaçırmayın. Nerede canlı yayın varsa buna girmeyin. Gidin canlı yayına. Şey canlı derken realite olan yani. Bizzat derslere gidebiliyorsanız dershane oraya gidin. Hani ben dediğim gibi Allah da şahit olsun siz de şehadet edin. Dediğimi herkese burada da tekrar ediyorum. Beni 5 saat dinleyeceğine YouTube'da şurada Allah aşkına 5 saat dinleyeceğine git 5 saat dinleyeceğine 5 dakika risale oku. Daha fazla fayda alacaksın. Biz YouTube'daki Nur dersteki dersleri Hürriyet, Cumhuriyet, Milliyet vesaire okuyanların risale haberleri olmayanların okuması için ilk o niyetle belki vesile oluruz diye kurmuşlardı. Ama ilmi şeyler de oluyor. Ama ille her şey ilim değil. Risale'yi bizzat okuyacaksın. Bizzat okuyacaksın. Takıntın varsa psikolojik okumak yetmiyor. Derslere gitmen de yetmez. 3 tane Kastamonu'da söylüyor. Okumak, dinlemek, yazmak. Mutlaka ha bu nasıldı? Allah Allah yazacaksın. Takıntın. Takıntın varsa böyle okuyacaksın. Şey dinle. Okumak, dinlemek, yazmak. Yazmayı yazıcı kardeşlerine vermeyi. Yani. Peki. Tamam, üniversite dersine gitsin yani. Çünkü Türkiye'de biraz zor, bunu değiştirmem zor. Ama belki bilemem, yazarlar. Burada kapatıyorum. Birisinin siz bir şey demek istiyor veya sesi mi açık? Tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam.